Bugün teknolojinin geldiği yer itibariyle aslına bakarsanız kitabı eline alıp fiziksel olarak tutma hissini yaşamak kesinlikle tartışılmaz ve hiçbir şekilde karşılaştırılmaz. Ama hayatımızın içine entegre edebilecek kadar rahat mıyız sorusunda herkes aynı derecede rahatlıkla evet cevabını veremeyebilir. Buna ben dahilim. Baştan kendi adıma söyleyeyim. Ben okuduğum kitabı dijital ortamda yanımda taşıyabilmek istiyorum. Baştan beri şunu söylüyoruz. Kitaba dair her şey kitaba hizmet eder. Esas olan kitaptır. Yani yazılı kitaptır ve basılı kitaptır. Yani hiçbir zaman değişmeyecektir, hiçbir zaman da kaybolmayacak. Sonuçta sizin okuduğunuz da kitabın kendisi. Aynen öyle. Yazılmasa okuyamazsınız. Bizim yaptığımız şey kitabın formatını değiştirmek. Nasıl e-kitap varsa sesli kitap da. Bugün nasıl telefon artık kablolu değil ve hepimizin cebinde ama aynen. Hala telefon mantığıyla aynen. Çalışıyor. Sesli kitap bir ihtiyaçtan dolayı bu kadar büyümüş durumda. İlk çıkışı bu aynı ihtiyaç değil belki ancak şu an ona hizmet ediyor ve biz de bunun için varız. Yani biz şöyle söylüyoruz, yayın evlerine de bunu söylüyoruz. Hani biraz önce birçok yayın evini saydım ama hepsiyle birlikte çalışmak istiyoruz. Birlikte çalışma dediğimiz de şu, biz kitabın formatını değiştiriyoruz. Nasıl e-kitap varsa. Sesli kitapta yayıncılığın bir koludur diyoruz. Yayıncılığın içinde olmak durumundadır diyoruz. Ve bunun içinde bir platform sunuyoruz. Onun için de kendimize platform. Bir sesli kitap dükkanı diyebiliyoruz. Dükkan demenin de çok önemli bir koşulu var bence. Bu da güvenilir bir şekilde tedarikçilerinizin yani yayıncıların ürünlerini koruyabilerek satmak. Gelmek istediğim nokta oydu. Şimdi dipses.co'da biz ses odaklı her şeyi işlediğimiz için seslenen kitapta da kitaplar ses formatında geldiği için bu seslenen kitap uygulaması, dükkanı kendi kitabını nasıl koruyor? Kendi kitabını DRM'le koruyor. Yani Digital Rights Management dediğimiz sadece seslenen kitabın uygulamaları sayesinde çalınabiliyor. Yani siz bu ses dosyasına erişseniz de başka bir player'la çalma şansınız yok. Sağ klik show contents yemiyor. Aynen. İşte buna DRM deniyor. Dünyada iki tane ekol var aslında. Ben ikisine de inanıyorum. Ancak Türkiye'de DRM'li çalışmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. DRM'li ve DRM'siz olmak üzere iki ayrı ekol var. Bazıları DRM free dediğimiz her yerde çalışabilen dosyalarla sesli kitaplar sunuyorlar dinleyicilere. Bu bir yöntem. Biz buna inanıyoruz ama şu an tercih etmiyoruz. Çünkü Türkiye gibi bir ortamda bir ticari bir kaygınız varsa bunun da ürünün korunmasından geçtiğini düşünüyoruz. Ve böyle ilerledik bugüne kadar ve bunu değiştirmeyi de düşünmüyoruz.